Ay. Benim tahta gelecek mi? Hemen efendim. Oldu artık. Götüreyim mi? Adam sıkıldı beklemekten. Sunum aceleye gelmeyen bir sanattır çocuğum. Öğren bunları. Ayol, insanlar neredeyse gidecekler. Şurada iki muhabbetle bir tatlı yiyecekler. Yani düğün pastasına çevirdin tabağı Firuze. Hanımefendi, alayım onu ben. Oldu o. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hı. Ne var yani? Sanki 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Özeniyorum işte kızın işleri aksamasın diye. Yahu Firuze, sen tabaklara böyle gül yaprakları serpmeyi düşüneceğine, demirle serini nasıl bir araya getireceğiz ona kafa yor esas. Bu akşam demirle Selin'e romantik bir sofra hazırlayalım mı? Çok iyi fikir. Dükkanı kapattık diyelim. Güzel bir sofra hazırlarız ha. Demir'le Selin'i çağırıp sonra hemen kaçalım. Ama ikisini birden davet etmeyelim. Gelmezler belki. Ayrı ayrı davet edelim ha. Yani gelince de burada buluşurum. Ay, şahane bir fikir. Hemen arayalım. Sen Selin'i, ben Demir'i. Hadi. Tamam. Ay ay ay. Müşteri bunun yaprak hızını istiyor. Zevksizler. Alara Hanım yok mu? Alara Hocam çıktı. Epey oldu. Geleceğinizi biliyor muydu? Ben haber veririm. Sen öğrencilerinden biri misin? Evet. Alara Hocam dönmez artık. Benim de işim bitmişti. Çıkacaktım birazdan. Ben de ulaşamadım zaten. Firuze Hanım. Hayırdır? Demirciğim, çok hayırlı haberlerim var. Biz Leyla teyzenle beraber Happy Pie diye bir kafede çalışmaya başladık. Selin'in arkadaşının yeri. Ay çok tatlı bir yer. Hı hı, evet. Akşama uğrayabilirsen seninle çok önemli şeyler konuşmak istiyorum. Uğrayacaksın değil mi akşama? Görüşüyoruz değil mi Happy Pie'da? Hı hı. İyi günler. Teyze, her şey yolunda mı? Selinciğim, annenle konuştuk biz. Allah kavuştursun. Teşekkürler. Bak şimdi sana ne diyeceğim. Biz Firuze ile birlikte Happy Pie'da çalışmaya başladık biliyor musun? Belki Ayda bahsetmiştir sana. Ha? Şimdi akşam doğru işten çıkıp buraya geliyorsun. Sana çok önemli haberlerim var. Yani bu akşam zor ama. Hiç zor değil. İşini bitirip gelirsin sen. Ha? Ha. O zaman size kolay gelsin. Hayırlı olsun. Çok selamlar. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne var ya bu kadar önemli? Ben bu akşam gidemem zaten. Ya kızlar. Ben çok yoruldum ya. Telefonla konuşmaktan çenem ağrıdı. Benim de ellerime kramp girdi. Ya akıllı kalemmiş. Ben söylesem o çizse belki de. Aydacığım, Leyla Hanım'ın sana selamı var. Happy Pie'ye onları almakla ne düşündün bir anlatsana. Alo, Aydacığım. Daldın gittin ya, aşık mısın? Kızlar. Benim size bir şey söylemem lazım. Ben, yani biz, İbo'yla
Cidden mi? Ebola mı? Ya çok sevindim. Ne olur çok 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 mutlu olun. Kızlar, ben de bir şey diyeceğim o zaman. Biz de Bora'yla... Yeniden mi başladınız yoksa? Evlendik. Gerçekten mi? Nasıl ya? Gerçek evlilik yani. Resmi nikah. Öyle mi? Bu sabah resmi nikahla evlendik. Bakın. Kızım ne yapıyorsun ya? Bir gören olacak. Doğru ya. Kimseye söylemeyecektik. Sözde de ne yapayım dayanayım. Kimseye mi? Bize de mi söylemeyecektiniz? Kızım babama bile söylemedik ya. Yani herkesten gizli evlendik. Bu arada yıldırım nikahı diye bir şey de yokmuş zaten. Bütün belgeleri tek tek toplamak zorunda kaldık. Ya, ya siz kovulmak mı istiyorsunuz? Ya Demir Bey öğrenirse? Ya tamam. İşte sen, ben, Ayda, bir de Bora biliyor. Biz söylemezsek kimse öğrenmez. Ya eninde sonunda öğrenecek. Ya bir kimlik fotokopisi isterlerse? O zaman ne olacak? Yani o zamana kadar Demir Bey gitmiş olur belki. Ya siz şimdi öyle düğünsüz evlendiniz mi? Ben bir sürü plan yapmıştım yaz düğünü olur diye. Bekarlığa veda bile yapamadık. Kına, gelin hamamı. Ya ben bir sürü plan yapmıştım. Ya Demir Bey gidince hepsini yaparız. Erteledik sadece. Hem belli mi olur? Belki herkesten önce Aydın'ın düğününü yaparız. Evleniverir. Yok artık daha neler. Siz evlenmişsiniz. Bizi böyle birlikteyiz derken bizden önce Selin'in düğününü yapıyormuşuz. Neden olmasın? Burak bu aralar hiç olmadığı kadar ilgili sana karşı. Var sanki bir şeyler ha? Ya Burak'la ne ilgisi var ya? Niye onu düşündünüz ki hemen? Başkasıyla mı ilgisi var? Ya kızlar. Ben... Sen ne? Kalpten giderim bak hemen söyle. Ben... Sohbetiniz çok tatlı kızlar. Ben de bir kahve alıp gelsem? Ben de Demir'e bakmıştım da neydi aşağıdaki kadının adı? Azmiye. Hah evet o kaplan kadın. Demir Bey yok deyince ben de siz ne yapıyorsunuz diye bakayım dedim. Biz de molada öyle D vitamini alalım diyorduk işte. Malum şirkette herkes sizin işiniz için çalışıyor. Öyle. Demir benim işlerime çok önem veriyor sağ olsun. Öyle. Bir hafta içinde paketlememizi istedi. Sanırım aklında yeni müşteriler almak var. Aa yok yok. Patronlar yapar öyle. Arada sırada vites değiştirip çalışanların potansiyellerine bakarlar. Belki de yeni eleman alacaklardır. Demir Bey değişik biridir. Diğer patronlara benzemez. Öyle her patronun yaptığını yapmaz. Oyunu kendi kurallarıyla oynar. Aa duydum. Şirkette ilişki yasağı koymuş. Büyük şirketlerde olur ama sizinki gibi butik bir şirkette ilk defa duyuyorum. Çok acımasızca olmuş değil mi? Aa hadi kimse etkilenmedi demeyin. Bunca bekar kadın varken. Çok talihsiz bir kuro. Sen bekardın değil mi Ayda? Evet bekarım. Sen de bekarsın, değil mi Selin? Öyle. Alara Hanım. Aa, sen evli miydin Merve? Yok, hayır. Bunu ben... bu ayans değil. Ben bunu şuna takıyorum da oynarken öyle orada kalmış. Çok üzülüyorum sizin için. Yani şirkette bu kadar yakışıklı erkekler varken. Burak Bey mesela, Demir Bey zaten öyle. Allah bu şirkette çalışmadığım için çok şanslıyım gerçekten. Biz de öyle. Neyse ben gideyim artık. Çok sıcakmış burası. Size kolay gelsin. Ben odasında bekleyeyim. Görüşürüz. Güle güle. Beni mi yeniledi şimdi bu ya? Biliyor mu Bora ile beni yoksa? Yok Boncuğum. Sana değil o laflar. E kime dedi peki? Ben geliyorum. Hoş geldin.
İyi misin? Çok yorgun görünüyorsun. Kötü görünüyorum yani. Öyle bir ihtimal yok. Ama yine de sen bu kadar çok yorulma isterdim. Ya bugün Leyla ile Firuze Hanım'ın ilk iş günüydü. Ben de gündüz uğrayamadım. Arkalarından bir bakayım dedim ne yaptılar diye. Seni de buraya kadar yordum, kusura bakma. Önemli değil Ayda. Ya sen çok yorgunsun. Bu yorgunlukla eve gidip dinlenemiyorsun diye yardıma geldim ben. Teşekkür ederim. Aa! Sen çıkmadın mı hala? Firuze Hanım iki kişi gelecek, bekle dedi. Siz geldiğinize göre çıkabilir miyim? Tabii, sağ olasın. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sana mı hazırlayıp bırakmışlar? Bana değil. Bize. Afiyet olsun Firuze ve Leyla. Alo İhsan, bizimkiler geldi mi? Aa, çok güzel. Sen başlarında durma, çık yalnız kalsınlar. Bunları yakmayı unutmasın. Çıkmış çıkmış zaten. Masaya oturdular mı? Ay eline sağlık. Yarın görüşürüz. Her şey tamam. Mumlu, yemekli, romantik bir romantik gece geçirecek Selin'le Demir. Oluyor bu iş demektir Firuze. Onları Eros'un okuyla vuracağım demiştim. Attım oku gitti. Aşk başlıyor, aşk. Karamuk. Hoş geldin. Geldim. Geldim de pek hoş gelmedim açıkçası. Bunu beklemiyordum. İnsan önce bir haber ver. Neden? Çünkü ben çok yorgunum. Yani bu kadarı da insaf. Ya biliyorsun bugün ben yorgunluktan öldüm. Yani tamam. Çocuklarıma mama vermişsin ama yine de yani... Selin, tam olarak neye sinirlendin bana söyler misin? Buna? Bunu yapmak zorunda mıydın? Eve kadar gelmişim. Ya bugün planın olduğunu bilseydim direkt Ayda'ya giderdim. Bir de o kadar yolu şimdi geri gideceğim. Selin bir nefes alsan mı? Hayır yorgunum diyorsun ama maşallah enerjin tavan. Her zamanki gibi. Ben de duş alır rahatlarım, verandada ayaklarımı uzatırım diyordum ama... Nerede? Gel, ver çantanı. Ver. Gel gel. Sofrayı ikimize hazırladım. İkimize mi? Hı hı. Ya Demir niye baştan söylemiyorsun ya? Elimden geleni yapıyorum ama. Hı. Afiyet olsun. Yaramaz bir çocuk muydun? Nereden çıktı şimdi? Sana ceza olarak butu çatalla bıçakla yediriyorlardı herhalde. Çünkü bu cezadan başka bir şey olamaz. Sen pirzolayı da elinle yiyorsun değil mi? Tabii ki. Balığı? Ya o zaten elle yenir. Bu arada istediğine sorabilirsin. Hı hı. Bak. Bundan birkaç bin yıl önce... Çatal icat edildi. Bak dikkatli izle. Böyle yapıyorsun. Süper oluyor. Tertemiz. Tavsiye ederim. Demir.
Bu arada ellerine sağlık. İnanılmaz lezzetli olmuş. Afiyet olsun da. Yani o butu öyle sallamasaydın keşke. Her yerin yağ oldu. Ay aman be. Sen de ne kadar steril bir adamsın. Vallahi kendini tutmaktan böyle çatlayacaksın bir gün. Demir. Hı. Sen o çatal bıçağı bir bıraksana. İyiyim böyle. Aa, Selin o butu tabağıma bırakır mısın lütfen? Tut. Bak üstüme damlayacak şimdi. Aman ya ölmezsin. Gestapo mu yetiştirdi seni? Sayılır. Yatılı okulumuzun müdürü korkunç disiplinli bir adamdı. Zamanında tabii çok kızardık adama ama... şimdi anlıyorum ki disiplin herkese lazımmış. Ha. Çok komik. Tut şunu. Hayır tutmayacağım. Bak Selin çok rica ediyorum Selin. Selin. Bak lütfen. Ya her taraf yağ oldu zaten. Yemeğim de soğudu. Ya en sevmediğim şey... ya biliyorsun niye yapıyorsun şunu? Ay aman be. Şaka mısın sen ya? Amma korktun. Ayrıca yıkarsın geçer. Ne olacak? Tut. Tutmayacağım elini Selin. Hayır. Hadi tut elimi. Ya Selin hayır dedim. Demir. Tut. Selin hayır. Ay. Ya Selin bak. En sevdiğim tişörtlerimden bir tanesi lekelenirse bak çok kötü bozuşuruz. Tutmazsan yüzüne sürerim. Hayır. Al tamam al. Of Selin ya. Al. Bak gördün mü? Ölmedim. Alar arıyor. Of Selin ya. Alo, Alara. Aman. Bana ne ya? İkisi beraber çatalla bıçakla öyle steril yesinler. Çok da umurumda. Ya şimdi gördüm, kusura bakma, çok aramışsın. Çalışırken telefonumu sessiz almıştım. Olsun, önemli değil. Bir sorun yoktur umarım. Yok, işle ilgili bilgilendirmek için aramıştım. Yetimhane projesini hızlandırıyoruz. Ha, sen projeyle ilgili aramıştın. Hı hı. Çizimler ve izinler tamam. Yarın uygulama kısmına geçiyoruz. Nereden çıktı bu acele? Sonbahar gelmeden ekim alanları hazır olmalı. Ayrıca okullar açılmadan yurt odalarının ve atölyelerin bitmiş olması lazım. Öyle değil mi Alara? Yanlış mıyım? Sonuçta amacımız çocukların iyiliği. Yani öyle tabii. Ama aceleye getirip yarım yamalak bir iş olsun istemem. Merak etme. Öyle bir şey olmayacak. Benimle konuşmak istediğin başka bir konu yok mu? Yok. Bunun için aramıştım. Senin bana söylemek istediğin başka bir şey var mı? Var aslında. Ne yapıyorsun şu an? Yemek yiyordum. Bir saate sahilde buluşabilir miyiz? Hem hava almış oluruz. Olur. Gelirim. Görüşürüz. Bu kadar sakin olduğuna göre demek Selin hala sırrınızı öğrendiğimi söylemedi. Neden sabahtan beri sadece işle ilgili aramışsın gibi konuştun? Çünkü özel hayatımla ilgili bir açıklama bekliyordum. Ama o açıklamayı yaparsam... Açıklamayı yaparsan ne olur? Yüreklenir. Anladım. Beni ilgilendirmiyor ne söylediğin, ne yaptığın. Ama sen iştekiler evle ilgili durumumuzu öğrenmesin dedin diye endişelendim. Ayrıca sen gittikten sonra Alara şirkete geldi. İmalı konuştu. Yani cins bir kız. Herkese söyleyebilir. Söylemeyecek, merak etme. Birazdan gidip konuşacağım. Ama önce sofrayı toplamam lazım. Ha, tamam sen dur. Sen hazırladın, ben toplarım. Tamam, sağ ol. Ben çıkıp giyineyim o zaman.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.